Arkadaşlar merhaba. Öncelikle geçen dersimizin kısa bir tekrarını yapıp daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili gençler, biliyorsunuz yeni konumuz communication. Communication ile alakalı bir ders önce size mutlaka öğrenmenizi istediğim yeni vocabulary'yi verdim. Bu ünitemizin grammar point'i ise will ve might modelleri idi. Sevgili gençler, will ve might modelleri ile alakalı bilmenizi istediğim iki tane kelime var. Bir tanesi prediction, diğeri ise possibility. Prediction dediğimiz zaman geleceğe dönük future'a ait tahminlerimizi anlatmak için kullanıyoruz ve seçeceğimiz model will. Possibility anlamı vermek istiyorsak karşı tarafa olasılıklardan, ihtimallerden, olabilir, olmaya da bilir, emin değiliz ise vermek istediğimiz anlam may ya da might modelini kullanıyoruz. Sevgili gençler, will ve might tam modellardı. Yani olumsuzluk ekini üzerine alabiliyorlardı ve öznenin önüne gelerek cümleyi soru yapabiliyorlardı. Bu noktaları da unutmuyoruz ve iletişimle alakalı yeni vocabulary'yi veriyorum. Sevgili gençler, bu derste sizden öğrenmenizi istediğim yeni vocabulary karşımızda gördüğümüz verb'ler. Şimdi bu verb'lerin hem telaffuzlarını hem de anlamlarını çalışacağız. Sevgili gençler, ben kelimeleri telaffuz ettikten sonra sizden de kelimelerin telaffuzlarını çalışmanızı, practice etmenizi istiyorum. Önce kelimelerin birer kere üzerinden geçelim, daha sonra anlamlarını ve o anlamlara göre de cümlelerimizi dolduralım. Sevgili gençler, ilk verbim whisper. Whisper. Complain. Boast. Gossip. Argue. Joke. Shout. Criticize. Bir kez daha telaffuzları benimle birlikte practice etmenizi istiyorum. Whisper, complain, boast, gossip, argue, joke, shout and criticize. Sevgili gençler, whisper, fısıldamak, complain, şikayet etmek. Boast, böbürlenmek. Gossip, dedikodu yapmak. Argue, tartışmak. Joke, şaka yapmak. Burada duralım. Sevgili gençler, joke hem noun hem verb olan bir kelime. Yani hem isim hem de eylem. Hem şaka, hem şaka yapmak olarak kullandığımız bir kelime. Diğeri, shout, bağırmak. Criticize ise eleştirmek. Bu anlamlara göre önce instruction okuyoruz. Use the correct form of the words in the box. Arkadaşlar, instruction'da correct form dediğinde bu verb'lerin çeşitli tenslere göre çekimlenmiş de olabilir ya da alması gereken ekler varsa onları da anlamın dışında alması gerektiğini zaten biliyoruz. Birinci sorumuz her zamanki gibi örnek. Don't boop with me. You know that I'm right. Haklı olduğumu biliyorsun dediğine göre buraya gelmesi gereken ifade argue. Benimle tartışma. You shouldn't boop about the bad weather. What do you expect in England in November? Şimdi sevgili gençler, expect önemli bir kelime. Beklemek, ummak. Kasım'da, Londra'da, İngiltere'de ne bekliyordun ki dediğine göre devamındaki açıklama cümlesinde you shouldn't boop about the bad weather. Ne yapmamalısın? Ne bekliyordun ki dediğine göre şikayet etmemelisin. You shouldn't complain.
I don't like him. He is always bup about people behind their backs. Buradaki keyword'ün behind their backs. Arkalarından. Arkalarından dediğine göre burada anlam olarak ihtiyacım olan şey gossip. Ancak instruction'da bizden correct form dediğine göre gossip verbünü correct form'da kullanmam lazım. Bakıyorum. He is always bup. Is olduğuna göre arkadaşlar present continuous istiyor bizden. Dolayısıyla he is always complaining about people. Number four. It's true that she does well at school, but she doesn't need to boop about it. Sevgili gençler, doesn't need to, not have to modalının eş anlamlısıydı. Have to yapmak zorunda olduğumuz şeyler, not have to ise yapmamıza gerek olmayan şeylerdi. Diyor ki, she does well at school. Okulda iyi. But she doesn't need to. Nokta nokta yapmasına gerek yok. Şimdi iyi olduğu bir konuyu vurgulandığına göre yapmasına gerek olmayan şey she doesn't need to boast about it. Böbürlenmesine gerek yok. Next one. You shouldn't boop with your friends about something serious. They think it's funny. Sevgili gençler, burada bize soruyu çözdürecek olan ifade funny and serious. You shouldn't boop with your friends about something serious. Ciddi demekti serious bildiğinize göre. Ve işin içinde eğlence olduğuna göre you shouldn't joke with your friends. Geçiyorum. Emmett is my friend, so don't boop him. And anyway, nobody is perfect. Hiç kimse perfect değil. O yüzden don't boop. Nokta nokta yapma. Ne yapma arkadaşlar? Hiç kimse perfect değil. Açıklama cümlesinden yola çıkarak yapma dediği şey burada don't criticize. Onu eleştirme. Bir sonrakinde I'm trying to study. If you want to talk, please boop. Burada shh ifadesi olduğuna göre silent isteniyor. Quiet olunması isteniyor. Dolayısıyla if you want to talk istiyorsan please fısılda. Please whisper. Geçiyorum. Those boys are always bup. They are noisy. Burada bize soruyu çözdürecek olan ifade noisy. Çok gürültü yaptıklarından şikayet ediliyorsa devamlı yapıyor oldukları şey arkadaşlar anlam olarak ihtiyacım olan verb shout. Ancak correct form istendiği için instruction'da ve boşluktan önce are olduğuna göre those boys are always shouting olarak karşımıza çıkacak. Sevgili gençler, şimdi bu öğrendiğimiz vocabulary'yi definition'larıyla eşleştirmemizi istiyor bizden. Burada bilmemiz gereken yine disagree, agree, disagree. Katılmak, katılmamak, onaylamak, onaylamamak. Bu önemli bir kelime. Bize hep lazım olan bir kelime. Bilmemiz gereken bir kelime. Disagree with someone. Sometimes loudly or aggressively. Arkadaşlar disagreement varsa ortada mutlaka bir argument vardır. Tartışma vardır. Sevgili gençler argue verb, argument noun. Argue tartışmak, argument tartışma. Say how good you are at doing something. I'm always good at doing blah blah.
devamlı iyi olduğunuz, yapmada iyi olduğunuz şeyleri söylemek is boast demek. Böbürlenmek. Say something funny, çok aşina olduğunuz bir kelime. Say something funny, joke. Talk really quietly. Sessizce konuşmak. So other people can't hear it. Duyamayacağınız kadar sessiz konuşmak. Fısıldamak. Whisper. Opposite of whisper. Talk very loudly. Yüksek sesle konuşmak. Talk about other people. Başkaları hakkında konuşmak. Sevgili gençler. Gossip. Say negative things about someone. Criticize. Negatif şeyler söylemek, eleştirmek. Say that you don't like something. Yani hoşlanmadığınız şeyleri söylemek. Bundan hoşlanmıyorum, bundan hoşlanmıyorum, bundan hoşlanmıyorum. Ne yapmak arkadaşlar? Şikayet etmek. Yani complain. Geçiyoruz sevgili gençler. Will ve might'tan sonra bu ünitede konuşacağımız yapı conditionals. Yani şart cümleleri. İngilizce'de çok önemli bir konu. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yine birçok yerde karşımıza çıkacak olan bir yapı. Sevgili gençler, conditionals dediğimiz yapı şart cümleleri. Yani bir sonucun ortaya çıkması için bir şartın gerçekleşmesi gerektiği durumları anlatmak için kullandığımız bir yapı. Arkadaşlar, conditionals'da şöyle düşünün. Birbirinden bağımsız iki cümle var. Birbirinden bağımsız iki cümleyi şart, koşul anlamı vermek için if bağlacı kullanarak birbirine bağlıyoruz. Birbirinden bağımsız iki cümleyi if bağlacı ile birbirine bağlıyoruz. Ve verdiğimiz anlam şu. Nokta nokta olur ise nokta nokta olur. Arkadaşlar, conditionals dediğimiz yapıda bizim 5 tane type'ımız var. Yani bu conditionals cümlelerinin 5 çeşidi var. Type 0, type 1, type 2, type 3 and mixed type. Şimdi biz type 0 ve type 1'ı konuşacağız bu ünite için. Arkadaşlar, Type 0 şudur. Evrensel gerçeklikler, bilimsel doğruları anlatmak için kullandığımız bir yapı. Type 0'da şart gerçekleşirse ortaya çıkacak olan sonuç kişiden kişiye, zamandan zamana, mekandan mekana göre değişmez. Type 0'da gerçekleşen şart herkes için, her yerde, her zaman aynı sonucu ortaya çıkartır. Burası çok önemli. Type 1'de ise şart gerçekleştiğinde sonuç kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir ancak aynı doğrultuda olmak zorundadır. Şimdi bu anlatmak istediğimiz şeyi örneklerle açıklayalım. Arkadaşlar, eğer siyahla beyazı karıştırırsanız gri elde edersiniz. Bakınız, siyahla beyazı karıştırırsan gri elde edersin. Siyahla beyazı karıştırma şartı gerçekleşirse ortaya çıkacak olan gri elde etme sonucu herkes için her zaman aynıdır. Yani nesnel bir sonuç ortaya çıkar. Ancak çok çalışırsan A kişisine göre sınıfını geçersin, B kişisine göre iyi notlar alırsın, C kişisine göre öğretmenlerini ve aileyi mutlu edersin, D kişisine göre iyi bir eğitim öğretim hayatı sürdürürsün gibi farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Ancak dikkat ettiyseniz sonuçlarım hep aynı doğrultuda. Çok ders çalışırsan başarılı olursun, iyi notlar alırsın, iyi bir eğitim hayatı sürdürürsün, ailen ve öğretmenlerin mutlu olur. Yani kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilen sonuçlar vermeme rağmen verdiğim şeyler hep aynı doğrultuda, aynı paralelde ve gerçekleşmesi muhtemel olan sonuçlardı. Çok çalışırsan sınıfta kalırsın demedik, demeyiz.
çok çalışırsan kötü notlar alırsın demeyiz. İyi notlar almak, öğretmenlerinin ve ailenin mutlu olması, iyi bir eğitim öğretim hayatı geçirmen aynı doğrultuda, aynı paralellikte ve gerçekleşmesi muhtemel olan sonuçlar. Sevgili gençler, anlam olarak Type 0 ve Type 1'ın farkı bu. Type 0'da ortaya çıkacak olan sonuç herkes için aynı olacak. Type 1'de ise ortaya çıkacak olan sonuç değişiklik gösterebilir. Ancak gerçekleşmesi muhtemel ve aynı doğrultuda, aynı paralellikte sonuçlar olması lazım. Şimdi bu anlamsal farklılık yapısal olarak da karşımıza çıkıyor. Sevgili gençler, önceki bilgilerinizi yoklayacak olursanız, biz İngilizce'de evrensel gerçeklikleri, bilimsel doğruları hangi tanesine veririz? Simple present'la. Dolayısıyla Type 0'da da if bağlacının olduğu cümle, kısaca buna if'li cümle diyelim. If bağlacının olduğu şart cümlesi simple present olacak. Main clause dediğimiz esas cümlemiz, sonuç cümlemiz de kişiden kişiye değişmediği için, evrensel bir doğru olduğu için, scientific bir truth olduğu için yine simple present olacak. Yani kısaca şöyle formüle edebilirsiniz. Type 0'da if'li cümle simple present, esas cümle simple present. Ancak Type 1'de şart gerçekleşirse sonucun kişiden kişiye göre anlamsal olarak farklılık göstermesi, yapısal olarak da farklılıklar çıkabileceğine işaret eder. Yani şunu anlatmak istiyorum. Type 0'da if'li cümle simple present, esas cümle simple present iken Type 1'da if'li cümleniz yine simple present olacak, esas cümleniz ise uygun bir present ya da future tense ya da uygun bir present model olabilir. Şimdi bu konuştuğumuz şeyi biraz daha detaylandıracağız. Sevgili gençler, önümüzdeki yansıda first condition ve zero condition'la karşılaştırdık. Diyor ki, first condition, yani type 1, describes a particle situation. Whereas the zero condition, type 0, describes what happens in general. Particular situation, belli, kısmi, özel bir durum. Type 0 ise genel durumları anlatmak, describe etmek için kullanılır. For example, if you sit in the sun, arkadaşlar güneşte kalırsanız, you get burned, yanarsınız. Yani bu sonuç her zaman ortaya çıkan bir sonuç. General, every time ve every person için geçerli olan bir sonuç. Ancak, if you sit in the sun, you will get burned, but in another day, the result might be different. Sonuç farklılık gösterebilir. Type 0'da sonuç aynı olacak. Type 1'de ise sonuç farklılık gösterebilecek. First conditional, type 1'ın biraz daha detaylı inceleyelim. The first conditional has the present simple after if. Then the future simple in other clause. Sevgili gençler, bu formülü bilmeniz gerekiyor. Type 1 için konuşuyorum. If'li cümle simple present, esas cümle ise uygun bir present ya da future tense, uygun bir present model. Biz burada yoğunlukla esas cümlede will üstünde duracağız arkadaşlar. Nokta nokta olursa nokta nokta olacak ifadesinin üstünde duracağız. It's used to talk about things which might happen in the future. Of course, we can't know what will happen in the future. But this describes possible things which could easily come true. Sevgili gençler, açıklama kısmında daha önce yaptığım açıklamanın bir benzeriyle karşı karşıyayız. Diyor ki, gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olan, ortaya çıkması kolay ve ihtimal dahilinde olan durumları anlatmak için kullanıyoruz. Bakınız,
If it rains. İfli cümle ve esas cümle. If it rains, gördüğünüz gibi ifli cümlem simple present. I won't go to the park. Parka gitmeyeceğim. Yağmur yağarsa parka gitmeyeceğim. Yağmurun yağma şartı gerçekleşirse ortaya çıkacak olan sonuç parka gitmeyecek olmak. Parka gitmeyecek olmak yağmurun yağması koşuluna, yağmurun yağması şartına bağlı. If I study today, I will go to the party tonight. Partiye gidecek olmam bugün çalışmalarımı yapmama bağlı. Gördüğünüz gibi if I study today, ifli cümlem simple present, esas cümlede yine will modunu kullandım. If I have enough money, yeterli param olursa I will buy some new shoes, alacağım. Yeni ayakkabılar almam, yeterli paramın olma şartına bağlı. She will miss the bus if she doesn't leave soon. Arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi ifli cümle ve esas cümle yer değiştirebilir. Ancak burada bir noktalama kuralı söz konusu. Eğer cümleye ifli cümleyle başlarsanız, ifli cümleyi esas cümleden bir virgül ile ayırırsınız. Ancak esas cümleyle başlarsanız hiçbir noktalama işareti kullanmazsınız. If I see her, onu görecek olursam, I'll tell, ona anlatırım ya da anlatacağım. Şimdi konuyla alakalı exercise'lar yapmak istiyorum. Sevgili gençler, lütfen siz de benimle birlikte bu exercise'lara eşlik edin. Arkadaşlar, başlamadan önce kuralı hatırlatıyorum. Type 1'da ifli cümle simple present. Bunu unutmayacağız. İfli cümle simple present, esas cümlede will kullanıyoruz. Ya da anlama göre olacak değil de nokta nokta olacak değil de nokta nokta olabilir demek istiyorsak da ihtimal bildiren may ya da might modullarını da kullanabiliriz. Bunu unutmayacağız. If I book tonight, I book to the cinema. If I, ifli cümlem arkadaşlar, tekrar söylüyorum. İfli cümle simple present, esas cümle will. Bunu benimle birlikte tekrar edin. İfli cümle type 1'da, ifli cümle simple present, esas cümle will karşımıza nasıl geliyor bakalım. If I go out tonight, I will go to the cinema. If you, ifli cümle, if you get back late, I will be angry. Arkadaşlar, ifli cümle simple present olduğuna göre ve bizden olumsuz bir si fiilini olumsuz kullanmanızı istediğine göre if we not see, asla demiyoruz. Simple present kullanmamız gerektiğine göre if we don't see each other today, we will see each other tomorrow. If he, simple present kuralları uyguluyoruz. Tekil özne olduğuna göre if he comes to my party, I will be surprised. If we go on holiday this summer, we will go to Spain. Burada arkadaşlar ifli cümlelerle esas cümlelerin yerlerini değiştirdik. Biliyorsunuz biraz önce söylemiştik. Cümleye if bağlacıyla başlamak zorunda değilim. Esas cümleyle ifli cümle yer değiştirebilirdi. Burada gördüğünüz aktivitelerin 5 tanesi ifli cümleyle başlıyordu. Buradakiler ise esas cümlelerle başlıyor. Tekrar kuralın üstünden geçiyoruz. İfli cümle simple present, esas cümle will. So,
We book a picnic if the weather book. Arkadaşlar, size kolaylık olması için ben şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Eğer size sorulan sorularda type 1'da sevgili gençler, eğer esas cümleyle başlarsa şu yolu takip edebilirsiniz. Soruyu okuyun. If bağlacını gördüğünüz zaman hayali bir çizgi çekin, hayali bir slash olduğunu hayal edin. Sizin if bağlacınızın önünde kalan yer esas cümleniz, if'ten sonraki, bağlaçtan sonraki cümleniz ise if'li cümleniz. Bunu ayırt etmeniz doğru yapıları doğru boşluklarda kullanmanızı sağlayacak. We book a picnic. We won't have a picnic if the weather, if'li cümle simple present, doesn't improve. I will cook dinner at home if you book to go out. Geliyorum. I book, 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 book. Bakınız şurada if'den önce esas cümlem bitmiş oluyor. Esas cümlem will, if'li cümlem simple present. I will cook dinner at home if you don't want to go out. You book in your exams if you book harder. You, esas cümle, will fail in your exams if you don't study harder. I book to the party if they book me. Yine buraya kadar if bağlacına kadar esas cümlem. Esas cümlem will, I won't go to the party if they, if'li cümle simple present, if they don't invite me. My brother, esas cümle, my brother will stay in London if he, if'li cümle simple present, if he, tekil özne, gets a job there. Bir sonraki derste type'ları konuşmaya devam edeceğiz.